Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam önde, biz arkada yürüyoruz. Bir kabristandan geçerken Efendimiz aleyhisselatu vesselam iki kabrin başına gelince onun ağladığını gördük. O kadar ağlıyordu ki üzerindeki elbiseleri dahi titriyordu. Daha sonrasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bize dönerek "Benim duyduklarımı duyuyor musunuz?" dedi. Ebu Hureyre devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselatu vesselama "Duymuyoruz ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz Kabrin birini göstererek bu kabirde yatan dünya hayatında taharete hiç önem vermezdi. Taharetine dikkat etmezdi. Bu yüzden şu anda kabirde azap görüyor dedi. Diğer bir kabri işaret ederek bu kabirde yatan ise laf taşırdı lafı bundan alır ötekine ötekinden alır ötekine taşırdı yani dedikodu yapardı burada yatan ise işte bu yüzden kabir azabı görüyor buyurdular görüyor muyuz ey müslümanlar bizim küçük gördüklerimiz aslında ne kadar önemli ve ne kadar büyük ve kabir azabına sebep olacak şeyler dedikoduyu yapıp yapıp en sonunda da neyse dedikodu yapmayalım deyip konuyu kapatmakla dedikodu yapmamış olmuyorsunuz ey Müslümanlar. Taharete geldiğimizde ise taharete ciddi anlamda özen göstermeliyiz sevgili kardeşlerim. Namaz kılarken namaz kıldığımız elbiselere özen göstermeliyiz. Müslüman, mümin, temiz, tertemiz olmalıdır sevgili kardeşlerim. İşte taharete özen göstermemek kabir azabına sebep olur kıymetli müminler. Burada çıkarmamız gereken bir ders ise şudur bir diğer ders. Şu an günümüzde sözde hocalar, sözde ilahiyat hocaları, ilahiyatçılar kabir azabını inkar ediyor ve öğrencilere kabir azabı yoktur diye anlatıyor. Kıymetli kardeşlerim, kabir azabına yok diyenler, milleti zehirlemeye çalışanlar, milletin itikadıyla uğraşanlar, bu hadise ne diyeceksiniz? Yani bu kabir azabına gösterilen delillerden sadece bir tanesi. Sevgili kardeşlerim, kabir azabı vardır. Kabir azabı haktır. Kabir azabı yoktur diyen her kim ise inanmayın. Çünkü hadisler, çünkü İslamiyet kabir azabının hak olduğunu beyan ediyor sevgili kardeşlerim. Bu milletin itikadını bozmaya yönelik yapılan çalışmalar içerisinde kabir azabını inkar etmek, kaderi inkar etmek, sahabe efendilerimize laf etmek vardır. Bu hususlarda dikkat etmeliyiz. Bu hususlara ciddi anlamda önem vermeliyiz sevgili kardeşlerim. Kabir azabı yok diyenler az önce anlatmış olduğuma ne diyecekler? Bu sadece dediğim gibi bir tanesi. Kabir azabı vardır. Kabir azabı haktır sevgili kardeşlerim. Allah hepimizi cehennem azabından, kabir azabından muhafaza eylesin.